Yabancı başkentlerin gözünden değil Ankara vizyonuyla hareket edin dedi. Hamdolsun eskisine kıyasla daha iyi ve zinde bir şekilde buradayım. Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu sonrası ilk kez grup toplantısında kürsüdeydi. Ama MHP lideri ilk kez konuşmasını ayakta yapmadı, oturdu. Sağlık her şeyin başıdır. Bahçeli istirahattayken muhalefet kurultay talebini yargıya taşıdı. Ne diyeceği merak konusuydu. Ama o bu konuya doğrudan değinmedi. MHP'nin 47. kuruluş yıl dönümü üzerinden mesaj verdi. Yorulduğumuzu sananlar, hayal aleminde gezenler, ülkü davası ülküsüz ve ilkesiz ellere bırakılmayacaktır. MHP lideri sonra da gündemdeki sıcak başlıklara değindi. Çözüm süreci Koma'daki PKK'ya yaradı dedi ve açıklanan eylem planını hedef aldı. Önce şunu söylemeliyim ki, bu 10 madde PKK'ya elleri kaldırıp beyaz bayrak sallamaktan başka bir manaya gelmeyecektir. Maksat terörle mücadele değil mütarekedir. Bahçeli, Başbakan'ın eylem planını açıkladığı Mardin'de verdiği mesajlara da tepkiliydi. Parçalayıcı ulus anlayışı yerine birleştirici millet anlayışının getireceklermiş. Sayın Davutoğlu senin dilin ne söylüyor? Tarih okurken ne yapıyordu? O zaman da Şivan Perver'i mi dinliyordu? Bahçeli illerde istişare meclisleri kurulmasına PKK tam da bunu istiyor diyerek karşı çıktı. İstişare meclisleri kuracağız diyor. Bölücüler de öz yönetim ve özerkliğin kabulü için bunu bekliyor. Ankara'da masa kuracağız diyor. Zımmen PKK'yı başkente davet ediyor. Akıl alır gibi değil. Bu ne rezilliktir? MHP lideri Sur ve Cizre'nin dış güçlerin yönlendirmesiyle bölünme dinamiklerinin test edildiği yerler olduğunu öne sürdü. Sonra da sözü ABD-PYD ilişkisine getirdi. Terörist eylem ve saldırı düzenleyenlerle ABD yanak yanadır dedi. Hedef Suriye'den sonra Türkiye'dir. Bahçeli mülteci akını konusunda da hükümeti uyardı. Yabancı başkentlerin gözüyle değil Ankara vizyonuyla hareket edin dedi. Bu kadar büyük bir göç, hareketin milli güvenlik ve huzurumuzu dinamitleyeceği çok nettir. Dün Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Merkel'in derdi de bu mülteci sahanağına ülkemizi kalkan yapmaktır.